Hazır mıyım? Asla değilim. Heyecanlı mıyım? Evet. Neden? Bilmiyorum. Ama bir şekilde bu video çok güzel olacak, onu biliyorum. Çünkü gerçekten bana iyi gelen bazı şeyleri sizlerle paylaşacağım diye böyle klasik bir açılış yapa yapa gidiyorum. Aloha! Bugün sizlerle yoga ile ilgili bir konu paylaşacağım. 21 gün yoga yaptım ve hayatımda neler değişti? Açıkçası bunu size böyle çok objektif bir şekilde anlatmak istiyorum. Benim genelde paylaştığım, yani neredeyse hiçbir videoyu, neredeyse de değil, bence hiçbir videoyu ben kendim deneyimlemeden sizinle genelde paylaşmam ya da kendi hayatımda onu deniyorumdur. Hani muhakkak hep konularda zaten bu şekilde çıkıyor benden. O yüzden hani benim denemediğim ya da hayatımda böyle gerçekten önem vermediğim, deneyimlemediğim konuları paylaşamam ve bu 21 günlük yogayı da ben yaptım oldu ve diyorum ki size neden olmasın, siz neden yapamayasınız? Yani aranızda belki gerçekten bazı şeyleri böyle denemek isteyenleriniz vardır. Hani şunu çok yapmak istiyorum ama yapamıyorum, olmuyor diyenleriniz vardır. Biraz sizlere gerçekten hem bu anlamda güç vermek istiyorum hem de kendi deneyimimi anlatarak belki de sizde bir böyle düşünme soru işareti bir şey uyandırabilirim diye umut ediyorum. O yüzden siz de böyle açık bir kalple, açık bir zihinle dinlerseniz gerçekten çok müteşekkir olurum. Bunun yanı sıra gerçekten inanılmaz derecede sıcak havalar, daha doğrusu nemli. O yüzden böyle saçlarımı da toplamak istemedim. Umuyorum ki deli gibi nem olmadan, böyle ben eriyip gitmeden size bu konuyu etraflıca anlatabilirim. Şimdi arkadaşlar, öncelikle ben 21 gün yoga yaptım dediğim gibi ve hayatımda neler değişti? Hayatımda tabii ki de bunu en baştan söyleyeyim, böyle müthiş değişiklikler oldu. 180 derece her şey değişti, wow falan değil. Öyle bir değişiklik zaten beklemeyin bu anlamda. Ama 21 gün bir şeyi yapmak, yani zaten size bir rutin sağlıyor ve yapmak istediğiniz şeyi artık hani yapmak istemeden yapar hale geliyorsunuz. Böyle beyninizde bir şeyler oluyor yani resmen ve o sizin aslında alışkanlığınız haline dönüşüyor. Dolayısıyla öncelikle zaten alışkanlık haline getirmek istediğiniz bir şey varsa 21 gün deneyin. Ben yogayı, bu Alvin Levinler'in, işte Alvin'de yoga kanalı var. Ondaki, yani 4,5-5 ay oldu herhalde, Mart'ın ortasından beri yapıyorum. Bu video yayınlandığında büyük ihtimalle, büyük ihtimalle Ağustos ortası olursa ne oluyor? Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. Yani 5 aydır yoga yapıyor olacağım. Neyse, yani şimdilik işte bir 4,5 aydır yapıyorum. Ve inanılmaz derecede bana böyle hem esneklik sağladı, hem güç sağladı, hem denge sağladı. En son koyduğu da o 21 günlük zaten yoga serisi tamamen güçlenmek üzerineydi ve benim de eksik olduğum bir alandı. Her ne kadar hani böyle, bu arada 3,5 kilo verdim, artık yavaş yavaş eriyorum. Yani gerçekten fit olmak uğruna bunu yapıyorum. Yani fit olmak istiyorum, daha da fit. Ve benim yani göbişim hep vardı, hep de var olacak diye düşünüyorum ama kesinlikle daha da güçlendim. Şimdi bu yüzden, bunu da niye söylüyorum, güçlenmek benim için ekstra çok önemli bir konuydu. Çünkü yani gerçekten dengem yine fena değil, esnekliğim fena değil. Hatta esnekliğim bence en iyisi. Hani dengem ikinci sırada ama güç tamamen böyle yerlerde falan diyebilirim size. Hatta ve hatta bu videoyu çekeceğimi bildiğim için yoga yaparken, yani o 20-21 dakikalık yogayı yaparken de sizlerle bunu paylaştım. Aralara onu zaten serpiştiririz. Özellikle görün diye. Yani kantar içinde kalıyorum. Gerçekten çok zorlanıyorum. Ama sonunda neler değişti? Şimdi başlıyorum ve size böyle bir hışımda hepsini anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar şöyle başlayacağım. 21 gün yoga yapmak bende hem zihinsel, hem duygusal, hem de fiziksel bazı değişikliklere sebep oldu. Zihinsel değişikliğe en sonda geleyim. Öncelikle bir ben fiziksel değişikliklerden bahsedeyim. Aslında keşke size böyle öncesi sonrası diye fotoğraflasaydım ama şöyle anlatabilirim. Benim evet, yani göbeğim hep var.
Ve 21 günün sonunda özellikle bu seriyle, çünkü inanılmaz derecede sizi zorlayan asanalar, pozlar var ve hiç durmuyorsunuz. Ve de böyle, nasıl diyeyim, kendinizi zorladığınız bir nokta var. O noktayı da aşmak istiyorsunuz ve bir yerden sonra kendinize, bedeninize zarar vermeden o noktayı da aşmaya başlıyorsunuz. Ve ben işte oralarda gerçekten çok güçlendiğimi, özellikle kollarımın ve karnımın deli gibi güçlendiğini hissettim. Aynı zamanda yani ben bunu kilo vermek için asla yoga yapmıyorum. Ya da aman da ben bir fit görüneyim diye yogaya başlamadım. Ben yogaya gerçekten aşığım. Yani yogaya gönül vermiş bir insanım ve yogayı çok seviyorum. Bunun yanı sıra yani hem karnım hem kollarımın güçlenmesinin yanı sıra gerçekten böyle bir belim ortaya çıktı. Ve yani hayatımda, yani inanın bana, ben öyle hayat boyu balık etli olan ve çok fit olmayan bir insanım, bir kadınım. İlk defa bu kadar fit hissediyorum kendimi ve bu kesinlikle yogadan dolayı. Zaten hani 4,5 aydır her gün, bir gün fire vermeden hep yoga yaptım. Ama bu 21 günün sonunda inanılmaz bir gelişme gördüm kendimde. Yani şey yapmadım, ölçmedim de belimi ama eminim 3-4 santim gitmiştir. Bu arada eğer denerseniz, hani 21 günlük böyle ya da 30 günlük seriler var diyeyim, bunu deneyip de sizde de böyle olacak diye bir kaide yok. Sizden hani fiziksel olarak ne gitmesi gerekiyorsa, ne olması gerekiyorsa o gidecektir diyeyim. Hani böyle yağlar, sıkılaşma anlamında. Bir de tabii ki çok önemli bir konu var. Burada tamamen fiziksel değişimlerden de bahsetmek istemiyorum. 21 gün boyunca bende olan bütün fiziksel değişimlerden. Ama beslenmeniz nasıl, bu da çok etkili. Ben mesela İstanbul'dayken özellikle hani her gün ya da iki günde bir smoothie yapıyorum kendime ve tabii ki hani şeker kullanmıyorum. Onun tarifiyle ilgili de bu arada bir video isterseniz ya IGTV'de ya da buradan sizlerle seve seve paylaşabilirim. Vejeteryan besleniyorum. Yani bunların da etkileri olabilir ama burada ben beslenmeye değinmeyeceğim. Ama şunu bilin, bu çok önemli bir nokta. Ben ne bu 21 günlük yoga serisini ne de tamamen yogaya tekrardan başlamamı, fit olmak ya da böyle daha bir kilo vereyim gibi bir yaklaşımla yapmadım. Çünkü bu bence yogaya da biraz saygısızlık gibi de geliyor. Dolayısıyla bu yola baş koyacaksanız, hani bu da aslında biraz YouTube gibi. Ben ilk YouTube'a başladığımda hep şey derlerdi. İşte YouTube bir maraton. Hani buna devam edecek gücün olmalı. Yoga da öyle. Yoga da bir yol, bir süreç. Yani bir gün yaptım, üç gün yapmayayım falan yapabilirsiniz. Tabii ki de öyle olmaz, hayır böyle olmalı diyemem size. Hani ben kimim? Hani ben kimim derken hani böyle bilir kişi değilim. Yoga hocası değilim. Dolayısıyla bunu size asla söyleyemem. Ama bence yoga yapan biri olarak ve buna gerçekten gönül vermiş, baş koymuş biri olarak yoganın hakkını vermek ve yoganın bütün felsefesini ve her şeyini aslında, yani çok derin anlamları var. Yoga ile ilgili dilerseniz kitaplar da okuyabilirsiniz. Ben bir videom var, neden yoga diye. O videoda da biraz o kitaba aslında değinmiştim. Bilmiyorum bu video yayına girdiğinde o da yayına girmiş olursa, şuradan galiba. Buradan mı? Bence buradan bir yerden. O kartı da koyarız. Oradan da isterseniz hani bakabilirsiniz o videoya da. Neyse, o kitap Iyengar'ın bir kitabını mesela çok öneririm. Çünkü yani yoga aslında böyle yine dallı budaklı, sadece pozlardan oluşmayan bir şey. Dolayısıyla hakkını vermek lazım. Yani şimdi zaten duygusal ve zihinsel değişimleri de sizinle biraz paylaştıktan sonra biraz olsun kendimi anlatabileceğimi düşünüyorum. Duygusal olarak bende ne değişti bu 21 gün sonunda? Bir kere zaten uzun zamandır böyle öfke duymak, kin zaten duymam. Ay bu arada şeyim açıldı. Kin zaten duymam. Hani birini böyle bağışlamama duygusu bana çok ağır geliyor. O yüzden böyle şeylere hayatımda yer vermemeye çalışıyorum. Ama şeylerim oluyordu. Mesela böyle bir anda çok sevinip bir anda çok üzülüp kalabiliyordum. Ya da böyle birine, gerçi bu uzun zamandır olmadı, itiraf ediyorum, çok ilgi duyup sonra bir anda yok falan dediğim olabiliyordu. Böyle iniş çıkışlar oluyordu. Hani şöyle şöyle değildi bende ama böyle böyle oluyordu. İnanın bana bunlar dengeye girdi. Ha, 21 günde nasıl oldu? Hani dalga mı geçiyorsun diyebilirsiniz. Hayır, dalga geçmiyorum. Gerçekten oldu. Ama 21 gün boyunca her gün, ama her gün
bazen canım hiç istemese de gerçekten yeter artık desem de o mata çıktım ve 21 gün bunu devam ettirdim ve bence bu orta seviye de değildi. O seri için bunu söylüyorum. Yani orta seviyenin de bir tık üstü. Bu tabii ki de ama bir şey demek değil. Yani yeni başladığınızda sadece çocuk pozunu yapmak bile size kendinizi içinizde muhteşem hissettiriyorsa o iş bitmiştir. Yani önemli olan o karga duruşunu yapmak, işte o akrebi, hani skorpiyon pozu var. Çok istediğim ama daha o kadar bel esnekliğine sahip değilim ama olacağım. O pozlara girmekte çok marifet yok. Yani tabii ki de güzel bir şey. Tabii ki de çok mutlu oluyorsunuz. İnanılmaz derecede böyle aa süper falan diyorsunuz. Ama gerçekten en önemli olan gün be gün sizin gelişiminizi görmeniz. Ve size sadece fiziksel değil, bahsettiğim gibi hayat kalitenizi arttırmanızda da destek olması. Ve bu duygusal inişler çıkışlar, açıkçası daha odaklı olabilmek, bu biraz zihinsele de giriyor. Yani zihinsel olarak bana kattığı, tamamen kahve içmeye odaklanıyorum. Gerçekten yoga bu anlamda, yani denemeniz lazım. Zaten bu videoyu izleyen arkadaşlar mutlaka hani ya yogaya ilgilisiniz ya da böyle belki başlamak istiyorsunuz ya da merak ettiniz sadece ne değişmiş olabilir ki hani bu kadar diye. Ama inanın bir şeyler değişiyor ve benim için bu yoga ile beraber değişti. Belki sizin için sizin yolunuz farklı olabilir ama bir şeyleri en azından 21 gün devam ettirmek inanın sizi, yani beni kardelen olarak bir üst noktaya getirdi. Zihinsel olarak odaklanmamı güçlendirmesinin yanı sıra da böyle daha karar verme becerim arttı. Bu arada şunu da söyleyeyim, ben genelde yoga yapmadan önce meditasyon yapıyorum. Bu bazen 10 dakika, bazen yarım saat, bazen 45 dakika bile oluyor. Hani o günkü moduma da bağlı. Ama en kısa genelde 10 dakika oluyor. Bazen sadece hani zihnimi durduramadığım günler de oluyor. Böyle çok düşünceler falan geçtiği zamanlar da oluyor aklımdan. O günlerde sadece böyle gözlerimi kapayıp duruyorum ve duruyorum yani. O da bence yogaya daha böyle bütün hücrelerinizle, bütün benliğinizle, böyle bütün bedeninizle yogayı yapmanızı sağlıyor diyeyim. O yüzden onun da önemli olduğuna inanıyorum ben. Bir de en önemli noktalardan biri, gerçekten kendine güveniniz geliyor. Yani kendinize daha fazla güveniyorsunuz ve bu benim için biraz böyle ekstra önemli oldu. Neden? Çünkü mesela hani bazılarınıza basit gelebilir. Benim için basit değil. O karga pozunu yapmak, hani crow pose, karga pozu diye geçiyor. Bakarsana. O poz benim için bayağı zordu. Yani hani 21 gün öncesi de çalışmıştım ve bu arada hani Elvin'in kanalında 1 saat, 1,5 saat falan galiba o pozu anlattığı ve gösterdiği bir video var. Onu defalarca yaptım. Olmadı. Yani olmuyor ve delirecektim. Yani hani şey oluyor ya insan, yapacağım, hani bunu çok istiyorum, yapacağım falan. Kendimi böyle gün içinde şey yapıyorum, o pozu yaparken görüyorum. Ama mata çıktığımda bir şekilde olmuyor. Tamam dedim, hani kollarınızın güçlenmesi gerekiyor falan. Tabii karın da aynı şekilde ve gerçekten pozun, ya poza nasıl girildiğini ve pozdan nasıl çıkıldığını, çıkılması da çok önemli, öğrenmeniz gerekiyor. Şimdi ben bunu denedim ve bir noktada pes ettim. Yani dedim ki tamamdır, buraya kadar ben yapacağım ama bunu yapmak istiyorum ah falan demeyeceğim. Olursa olur, olmazsa da olmaz. O noktadan sonra arkadaşlar, bu sanıyorum bir 15. 16. günüydü bu 21 günlük serimin. Joy geldi bu arada. Gel oğlum. Gel, kendini göster. Gel. Bu 21 günlük serinin dediğim gibi 15-16. Günüydü ve bırakmıştım. Hani yine zaten hani seride var. 15 saniye duruyorsunuz 2 set. Son yani 19. ya da 20. gün, yalan olmasın, yaptım. Ama tabii ki 3 saniye falan durdum ve galiba yaptım falan dedim. Üzerine çalışmaya başladım ve gittikçe daha da iyi oldu. Daha da uzun durabildim. Daha böyle püf noktalarını kavradım. Ve bu benim inanılmaz güvenimi arttırdı. Yani olay sadece poza girebilmek değil. Şunu kavradım. Hayatta da zaten hani matta neyseniz, nasılsanız, nasıl bir tutum sergiliyorsanız hayatta da bu tutumu sergiliyorsunuz. Hani bunu ben yoga videoları çekersem sanıyorum ki size hep söyleyeceğim şey. Çünkü ben de hayatımda bunu gerçekten birebir deneyimliyorum. Hayatımda da bazı şeyleri, hani belki sizler de böylesinizdir, zorluyoruz, bu olacak diyoruz. Belki onun için böyle çok motive oluyoruz, olmalı diyoruz.
ama olmayabiliyor ya da farklı olabiliyor ya da ona yaklaşıyor olabiliyoruz ama tam hani istediğimiz gibi gitmeyebiliyor mesela. O noktada böyle durup kendinizi çekip ama yine o istediğiniz şeyi endişe kaygı olmadan düşünmek ve gerçekten de onu hala istemeye devam etmek bir şeyleri değiştiriyor. Bence bu beyinde de bir şeyleri değiştiriyor. Bence hücrelerinizde de bir şeyler değişiyor. Çünkü yani bugün daha bir hafta geçti işte bu 21 günlük şeyim biteli yani maksimum bir hafta geçti. Çünkü size çok zaman geçmeden de paylaşmak istiyordum. Ve yani ben bugün 15 saniye durabiliyorum. Hani bu nasıl bir manevi başarı size anlatamam. O yüzden gerçekten hani kendime güvenim sadece pozlara girebilmek ya da pozları yapabilmek anlamında değil. Ama hayatta da kardelen bir şeyi istersen ve sen de bunu izleyen kişi gerçekten bir şeyi istersen bunu yeterince emek gösterirsen ve yeterince istersen ve ona endişe kaygı falan katmazsan onu böyle katıksız saf halinde bırakırsan sadece isteyerek ve onu yapmaya devam ederek inan bana o oluyor. Yani olmama yolu yok. Buna kalıbımı basıyorum gerçekten. Eğer olmuyorsa orada bir şeyler düşüncelerinle belki karıştırıyorsundur falan diyeyim size. Hayatımı da toparlıyor. Yani mesela hayattan daha çok keyif alıyorum. Daha odaklı ve daha böyle doygun hissediyorum. Sanki yani yoga benim için bunu sağladı ama tabii ki de bu demek değil ki yoga yapın size de bunu sağlayacak. Çünkü sizleri her birinizi tanımıyorum. Hepimiz farklı insanlarız. Belki bana yoga çok iyi geliyor. Belki size piyano çalmak çok iyi gelir. Belki birinize dans etmek iyi gelir. Hani bu gerçekten bir tutku ve yoga benim tutkum. Aslında olay burada bitiyormuş. Ben de şu anda ya genelde hani böyle videoları çekerken hani spontan ama ne söyleyeceğimi de kafamda biliyorum ve genelde hep not alırım ben böyle birkaç şeyi. Hani spontan olsa bile anlatabileceklerimi anlatayım diye. Ama bu videoda döndü dolaştı, tutkuya bağlandı. O zaman buradan bir de yaşam sevincine bağlanalım. Çünkü ben yoga yaparken gerçekten yaşam sevincini de çok hissediyorum. Yaşam sevinci bence hayatın her anda çok önemli. Neyse, biraz uzatıyorum, biraz böyle dallandırıyorum. Bu da benim özelliklerimden biri. Kova olmak bunu gerektiriyor. Arkadaşlar, kovalar, ikizler, terazi birazcık da böyle. Yay da biraz böyle. Her neyse, şuna geleceğim. Tutkunuz sizin neyse onu hep yapmak gerçekten böyle sizi daha da ileriye taşıyor ya. Hani bunu hani gözlerimden belki görebilirsiniz ya da ses tonumdan belki anlayabilirsiniz. Ve onu yaptıkça mutlu oluyorsunuz. Ve ben böyle artık hani hayal kuruyorum. Yani çünkü mutlu ediyor beni. İşte şu pozu da deneyeyim. Yarın işte şunu da yaparım falan gibi böyle düşünceler geliyor. Ya da mesela 21 günlük seriye ilk bir hafta başladığımda aşırı zorlandım. Ama bu zorlanmalar hoşuma gidiyor. Çünkü hayatta da biliyorum böyle gitmiyor ki hayat. Yani ben bir videoda size bahsetmiştim ya su gibi. Yani bazen kayalar oluyor, bazen dalgalar çıkıyor, bazen dümdüz oluyor. Bu da aynı şekilde. Dolayısıyla 21 gün yoga yapmak beni gerçekten yani hem duygusal hem zihinsel hem fiziksel olarak çok güçlendirdi. Tavsiye ediyor muyum? Kesinlikle ediyorum. Ama yogaya daha yeni başlıyorsanız bununla başlamayın. Yani kimle devam etmek isterseniz bana bu yaşadığımız süreçten dolayı hani online dersler tabii ki de çok makul geliyor. Ben şu sırada bu video yayınlandığında bilmiyorum maksimum 2 hafta 3 hafta sonrası olacaktır ama yine de tabii ki bu süreç devam ediyor olacak. Ben stüdyolara gitmiyorum. Ve ne zaman giderim onu da bilmiyorum ama siz de online ders bakabilirsiniz. Daha hani tedbirli davranmakta, hani stüdyolara gitmemekte bence fayda var. Matlarla ilgili ya da böyle bilmiyorum hani sorularınız varsa yoga ile ilgili sorabilirsiniz. Deneyimlerimden yararlanarak bu arada size cevap verebilirim. Ben 100 saatlik yin yoga dersi aldım ve yin yoga ile ilgili bilgim var ama böyle 200 saat, 300 saat falan hatha yoga falan tamamlamadım. Hani bilginiz olsun ama her gün yoga yapıyorum. Bunun yanı sıra başka bir de şunu söylemek istiyorum. Özellikle yoga yaparken kesinlikle bedeninizi zorlamayın. Bir yerinizde bir ağrı hissediyorsanız bırakın. Yani esneme hareketlerinde hani
o esnetmek istediğiniz bölgeye birazcık acı geliyorsa tamam, ama böyle batma hissi olduğunda bırakın derim. Ay Joy, Joy'u size bir göstereceğim. Gel. Ay, kapanışı Joy'la yapalım. Kapanışı Joy'la yapalım. Dur çocuğum, dur. Kocaman mahalo diyoruz size Joy'la ben. Joy bebeğim tabii ki de böyle çok sevmiyor kameraları diye düşünüyorum. Bazen çok sevdiğini düşünüyorum, bazen sevmediğini düşünüyorum. Bilmiyorum. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz, abone olmayı unutmazsanız gerçekten çok seviniriz. Değil mi çocuğum? Sevinir misin? Ben sevinirim. Joy nötr bu konuda, daha kararını vermedi. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla ve yoga ile kalın. Hoşça kalın. Joy hadi bye bye de. Bıcı bıcı bıcı. Aloha. ya aloha dedikten sonra da dön. İnanılmaz nemli. Keşke sessiz olaydı. Sessiz ol be klima. Aa! Sapıttım iyice. Öldüm.